Ereğli'de cuma namazından sonra İsrail ve Amerika'ya tepki yürüyüşü gerçekleşti. AK Parti ve MHP tarafından yapılan yürüyüşe sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da destek verdi. Cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan belediyeye kadar yürüyen kalabalık, ellerindeki Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Müslümanlar için çok önemli olan, ilk kıblemiz olan Kudüs'te yaşananlar son zamanlarda hepimizi derinden üzmektedir. Tabii İsrail'in katil devlet İsrail'in sürekli orada bir huzursuzluk çıkarma planlarını Amerikan destekleriyle de ciddi anlamda orada sivil insanları ölümüyle sonuçlandı. Şehit oldular inşallah. Ama şunu bilmeleri ki hiçbir zaman amaçlarına, emellerine ulaşamayacaklar. Zulüm politikası, böyle bir politika olamaz. Tabii ki Türk milleti olarak, Türk devleti olarak biz bunu kabul etmediğimizi geçmişte Birleşmiş Milletler çatısındaki her türlü iş ve işleyişte biz bunları gösterdik. Millet olarak da tepkimizi gösteriyoruz. Biz her zaman zalime karşı olmuş bir milletiz. Şu anda da başka bir türlüsü beklenemez ki Kudüs bizim için kutsal bir mekan ve Ereğli'den de bu sesin, bu haykırışın inşallah orada zulüm altındaki kardeşlerimize en azından bir dua olarak, bir dokunuş olarak da gideceğine inanıyoruz. Evet, katil devlet, terör devleti İsrail'i protesto ediyoruz. Terör devleti diyoruz çünkü askeriyle yolda, sokakta kadınları katleden devlete terör devleti denir. Asker eliyle katliam varsa terörizm vardır. Ve bunu da terör devlet olarak gerçekleştiriyorsa terör devleti olur. Bu yüzden biz İsrail'e terör devleti diyoruz. Katil devlet diyoruz. Yapılanlara sessiz kalmayacağız. Katil İsrail, katil devlet, yüce Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti, mazlumların her dönem yanında olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin de yanındayız. Nerede bir Türk coğrafyasında, nerede bir Müslüman coğrafyasında ezilen varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun yanındadır. Bugün de buna karşılık bir protesto yürüyüşündeyiz. Katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. İsrail tarih boyunca her zaman bir çıban başı olarak dünyanın başına bela olmuştur. Bunun en büyük destekleyicisi Amerika'da her zaman bunu böyle bir maş olarak kullanmıştır. Tabii ki televizyonda, basında takip ettiğimiz kadarıyla yürekler acısı. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dünyanın bu anlama duyarlılığını çeken gerçekten önemli girişimlerde bulunuyor. Ancak üzücü olan şu ki sözde bazı Müslüman Arap ülkeleri, Müslüman devletlerinin sesi bile çıkmıyor. Belediye önünde ise şunlar ifade edildi. Öncelikle katılım sağladığınız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çağrımıza kulak verdiniz. Bu hassasiyeti gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Biraz durağan, aslında dinimiz açısından da çok anlamlı bir dönem içerisindeyiz. Ve bu dönem içerisinde de Müslüman kardeşlerimize bir zulüm söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dönemde mazlumun yanında olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin de yine yanında. Masumlar, siviller öldürülüyorsa, çocuklar asker eliyle, asker kurşunuyla öldürülüyorsa o devlet terörist devlettir. İsrail de katil devlettir, terörist devlettir. Kudüs'e, bizim kutsalımıza İsrail el uzatamaz. Buna izin vermeyiz. Kudüs bizim namusumuzdur. Bugün yapılanların elbet bir gün gelecek hesabı sorulacaktır. Arkasındaki güç Amerika'ya güvenerek bugün yapmaya çalıştıkları işgal bir gün kendi başlarına geri yıkılacaktır. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Aslında Kudüs'te olan o katliam, o insanlık dışı muamele aslında sözde bize belki bir gözdağı gibi onlar nezdinde de gözükse de bu asil millet her zaman bunların dersini verecektir. Orada inanın televizyonları takip etmeye yüreğimiz dayanmıyor.
engelli Müslümanlara, çocuklara, kadınlara kurşun sıkan, katliam yapan İsrail dünyanın baş belası. Onun hamisi Amerika Birleşik Devletleri de onun destekçisi. Bakın biz burada sıcak altında bir araya geldik. Bunları lanetliyoruz, protesto ediyoruz, kınıyoruz, kınamaya devam edeceğiz. Bu toplantılar, bu gösteriler aslında birliğimizin, beraberliğimizin uyanmasına vesile olmalı. Bizler bu yüce millet olarak, bu güzel coğrafyada, bu güzel Anadolu topraklarında birliğimizi, beraberliğimizi daim eylersek inşallah hiçbir güç bizim karşımızda duramaz. Daha sonra toplu halde İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi.